İmam Hatip Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 9. sınıf İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler dersimizin 4. ünite değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız inşallah. Kıymetli arkadaşlar, kanalımızda İmam Hatip Liseleri, düz liseler, ortaokullar ve ilkokul 4'lere ait tüm dini derslerimizin içeriklerini bulabilirsiniz. Toplam 60 tane dersimizin videolarını sizlerin istifadesine sunduk. Sizler de bu derslerden arkadaşlarınızın da istifade etmesi için kanalımızı arkadaşlara tavsiye ederseniz inşallah hep birlikte başaracağız sevgili arkadaşlar diyerek klasik sorulardan başlıyoruz. Birinci sorumuz kıymetli arkadaşlar, yalan, gıybet ve iftiranın topluma verdiği zararlar nelerdir diye bir sorumuz var. Tabii ki bunlar kötü davranışlar. Kötü davranışların topluma verdiği zararlar ölçülemez. Buraya şu şekilde yazabiliriz. Gıybet, toplumda küskünlük, dargınlık, hatta düşmanlıklara yol açan bir davranıştır. Belli bir kişi veya zümrenin şeref ve haysiyetini rencide etmeden genel olarak insanların kötülüğünden söz etmek gıybet olarak kabul edilmez. Yalan ve yalancılık ise insanlar arasındaki saygı ve güveni, dostluk ve arkadaşlığı ortadan kaldırır. İnsan haklarının ihlaline, adaletin yerine zulmün almasına sebep olur. İftira ise asılsız olması muhtemel haberlere doğruymuş gibi ilgi göstermek ve bunlara araştırmadan inanmak İslam'da yasaklanmıştır. Bu tür kötü davranışlar toplumda kin, nefret, düşmanlığa yol açar, toplumun birlik ve beraberliğini bozar. İkinci sorumuzsa kıymetli arkadaşlar, sevdiğini Allah için sevmek ne anlama gelir diye soruyor. İslam ahlakı, Allah'a ve gönderdiği peygamberlere itaat etmeye dayalı bir ahlak anlayışını esas almaktadır. İslam ahlakının gayesi, Allah'ın bütün yaratıklarına karşı merhametli olmak, hiçbir menfaat gözetmeksizin fedakarlıkta bulunmak, sevdiklerimizi karşılıksız sevmek, insani ilişkilerde iyi niyetli, dürüst, güvenilir olmak ve kötü eğilimlerden uzak durmaktır. Kişi, sevdiğini yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için sevmelidir. Herhangi bir çıkar için sevmek yanlıştır ve yanlış davranışlarda bulunanların gerçek niyetleri zaten kısa sürede gerçek niyet ne yapacak? Ortaya çıkacaktır. Üçüncü klasik sorumuz, değerli arkadaşlar, müminlerin özellikleri neler olmalıdır diye bir sorumuz var. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin pek çok özelliklerinden bahsediyor. Biz buraya 10 tanesini yazdık. Bunları daha da fazla arttırabilirsiniz. Mesela, insanlar arasında adaletle hükmederler. Allah'a asla şirk koşmazlar. Namuslarını, ırzlarını korurlar. Hakkı bile bile gizlemezler. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. Anne ve babalarına öf bile demezler. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler, mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler, yani çabalarlar, asla zanda bulunmazlar, cahillerle asla tartışmazlar şeklinde 10 tane madde yazdık. Siz buraya gıybet, dedikodu, yalan her şeyi de ekleyebilirsiniz. Dördüncü sorumuz, iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusundan alırsın. Burada Peygamber Efendimizin bir hadisinden bahsediliyor. Ve bu hadisi şerifinden Peygamberimizin anlaşılması gereken ana fikir nedir diyor. Kıymetli arkadaşlar, çok değerli bir hadis bu. Üzerine düşünülmesi gereken ve kendimize örnek alacağımız hadislerden birisi. Kişi arkadaşlık yapacağı insanı iyi seçmelidir. Zamanla onun huy ve davranışlarını kendisine örnek alabilme ihtimali olduğu için dostluk kurarken çok iyi düşünmeliyiz. Maddi çıkarların ön plana alındığı günümüz yaşantısında arkadaşlık algısı giderek değişmektedir. Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu çoğu zaman unutularak yanlış tercihlere gidilebilmektedir. Halbuki arkadaşların birbirleri üzerinde kaçınılmaz bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber'in de arkadaşlığın kaçınılmaz etkisine sade ama çarpıcı bir ifadeyle vurguda bulunduğu bu hadis, arkadaş tanımını tekrar gözden geçirmemize
vesile olacaktır. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Beşinci klasik sorumuzu yapalım. Namaz hırsızlığı ne demektir? Evet, bir normal hırsızlık var, bir de namaz hırsızlığı var. Kıymetli arkadaşlar, namaz hırsızlığı genelde namaz kılanları ilgilendiren bir durum. Namazın farzlarını yerine getirirken bunları tam yapmamak, namazdan çalmak olarak değerlendirilmiştir. İşinin çokluğunu ve vaktinin darlığını bahane ederek tadili erkanı terk etmek doğru değildir. Çünkü bu zaman zaman uygulanmakta alışkanlık haline dönüşür. İş için namazda acele etmek İslami ölçülere aykırıdır. Namaz için işte fedakarlık yapılabilir fakat iş için tadili erkanda fedakarlık asla doğru bir davranış değildir. Bu ahiretimizin temeli ve ticareti olan ibadetlerden çalmaktır. Namaz dinin direğidir. O yüzden namaz kılmalıyız. Kılarken de tadili erkanı ne yapmalıyız? Uymalıyız. Çoktan seçmeli sorularla devam edelim. Altıncı sorumuz, dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta ise kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendine verdiği üstünlüğe hamd etmek, böyle yapanları Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağı olana, dünyalıkta ise kendinden üstün olana bakar da elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Yine Peygamberimizin güzel bir hadisi. Yukarıdaki hadisi şeriften aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Sahip olduklarımızda yetinmeyi bilmeliyiz. Kesinlikle öyle. İşte bu şükürdür. Kanaatkar olmalıyız. Verilen nimetlere şükretmeliyiz. Kanaatkar olmalıyız. Doğru. Bizden daha kötü durumda olanlara bakıp şükretmeliyiz. Evet. Allah'ın şükredenleri ve sabredenleri bildiğini, sevdiğini bilmeliyiz. Kazancımızın tamamını infak etmeliyiz gibi bir anlayış yukarıda söz konusu değildir. Böyle bir durumda söz konusu değil. Yedinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi sıdk kelimesi? Sekizinci sorumuza devam edelim. Resulullah'ın küçük şirk diye nitelendirdiği kötü huy aşağıdakilerden hangisidir? Kıymetli arkadaşlar, küçük şirki Peygamberimiz kibre, kibirli olmaya benzetmiştir. Cevap Adana. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım ayeti hangi surede geçer? Estağfirullah. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsidin izâ vekab ve min şerri nefâsât fil uqad ve min şerri hâsidin izâ haset. İşte Felak suresi Kur'an-ı Kerim'in sondan ikinci suresidir. Cevabımız Denizli. 10. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi israfın sebeplerinden biri değildir? Sehafede düşmek israfa neden olabilir. Bencillik yapmak, riyada bulunmak, tembellik etmek, bunların değerli arkadaşlar kimi maddi kimi manevi manada israftır. Ancak tasadduk etmek israf değil, tam tersine sadaka vermek, sevap kazanmak. C bölümünde ise doğruya doğru, yanlışa yanlış sorularımız var. Allah içki gibi kötü bir alışkanlığı birdenbire yasaklamıştır. Değerli arkadaşlar, hayır, zamana yayarak yasaklamıştır Allah. Dolayısıyla bu cümlemiz yanlış. Rüşvet almak da bir tür hırsızlıktır. Doğru. Suizan bir insan hakkında iyi düşünceye sahip olmaktır. Hayır, suizan kötü manada düşünmektir. Dolayısıyla bu cümlemizde yanlış. Peygamberimizin hadisinden bahsettiği 7 günahtan biri de zina iftirasında bulunmaktır. Doğru. Müslümanın vasıflarından biri de vefalı olmaktır. Doğru. İsraf sadece zenginlere mahsustur. Hayır, fakirler de israf edebilir, değil mi? Cevabımız yanlış. Son bölümde ise güzel boşluk doldurma sorularımız var. Onları yapalım. Bir kimse hakkında doğru bilgiye dayanmaksızın yapılan olumsuz değerlendirmelere, işte yukarıda geçmişti, suizan denilir. Bir şeyi yerli yerine koymak, her hakkı hak sahibine vermeye, değerli arkadaşlar, adalet denilir. İki özellik vardır ki bir müminde asla bulunmaz. Bunlardan birincisi kötü ahlak, ikincisi de nedir?
cimrilik işte müminde olmaması gereken davranışlardan birisi. Alçak gönüllü olmak, büyüklenmemek, aşırı gitmemek, kişinin haddini bilmesi nedir? Tevazudur kıymetli arkadaşlar. Yukarıda hani kibiri işaretlemiştik ya, işte kibrin zıttı tevazudur. Allah'ın rahmeti, buraya rahmet kelimesini getiriyoruz, her şeyi kuşatmıştır. Sevgili arkadaşlar, 9. sınıf İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler dersimizin tüm ünite videolarını çekip kanalımızda yükledik. Oradan bulabilirsiniz. Anlamadığınız konuları tekrar edebilirsiniz. Yeni derslerde, yeni videolarda görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.